Dostlar yeni bir videomuza da hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda AudioCoin'in teknik analizini gerçekleştireceğiz ve projesi hakkında bakacağız, bir göz atacağız. Audio nedir, ne değildir? Daha öncesinde bir video çekmiştik. Bu da onun güncellemesi olacak sevgili arkadaşlar. Çünkü güzel gelişmeler var audioda önümüzdeki günler için diyebilirim. Bu videoda hepsinden bahsedeceğiz. Audioda kendi yükselişini imzaladı diyebiliriz. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sizlerin sorumlu olduğunuzu bilerek lütfen videoya devam ediniz. Ayrıca sizlerden ricam, insanlar videoları seyrediyor fakat kanala abone olmayı unutuyorlar. Videolara emek veriliyor. Sizlerden ricam, lütfen bir saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı unutmayınız. Abonelik bizler için oldukça önemli. Lütfen abone olmayı unutmayalım, ihmal etmeyelim, abone olalım arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi nedir bu audio? Yine daha önce konuşmuştuk ama bir bahsedelim. Audio dostlar bir ses yani müzikle alakalı bir coin. Müziği özellikle dijital dünyada müziği iyileştirmek, güçlendirmek adına ortaya çıkmış bir coin. Yani farklı bir vizyonu var diyebilirim ve güzel bir vizyon. Ama aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Solana'nın arkadaşlar yani Solana merkezli bir coin. O yüzden oldukça güçlü. Yani arkasında Solana gibi bir dev var arkadaşlar. Ya bunu da bilmemiz lazım kesinlikle. Haricinde listelenmeyi beklediği epeyce borsa var hala. 60-70 satırlık bir CoinMarketCap'te bir liste var. Ve bu tabii ki yeterli değil. Yani güzel listelemeler hele yıl içerisinde biliyorsunuz piyasaya girecek hacimle toplu listelemelerde audioya da borsalarda yer verilecektir arkadaşlar. Ve bu çok güzel bir şey. Örneğin Coinbase'de yok. Bakın bu çok güzel bir şey mesela. Ve tabii şunu da söylemek gerekiyor arkadaşlar. Yani gerçekten de sağlam bir coin audio. Bunu da bilmek gerekiyor. Çünkü Binance arkadaşlar audioyu oldukça seviyor. Ben önceki videomda da anlatmıştım. Bir gün Binance'da bir tane çekilişe katıldım ben. Çekilişte sonuçlar açıklandı işte bir ödül havuzu vardı. Herkese tabii ki ödülünü dağıtıyorlar falan. Bana mesela ödülü audio olarak verdiler. Hani bilmem ne kadar dolar kazandın işte dediler. Audio verdiler mesela. Neden? Çünkü buna teşvik ediyor arkadaşlar. Yani bunlar Binance'ın bazı coinler için yaptığı nedir? Pozitif yaptırımlardır arkadaşlar ve audio da bunlardan bir tanesi. Yani arkasında Binance da var. Haberiniz olsun. Oldukça sağlam bir coin. Şimdi şöyle işin teknik boyutuna geçelim. Bakın 0.2'lerden arkadaşlar bir fırlamış. Bakın soluğu 5 dolarlardan almış. 25x yapmış arkadaşlar. Ne zaman? Mart 2021'de. Sonrasında bakın bir toparlama gelmiş. Mayıs'ta hafif yükselmiş. Tekrar toparlama. Ne yapmış? Ağustos'ta bir yükselmiş. Bir düşüş test derken bakın Kasım'da 4 dolarlara kadar iğne atmış sevgili arkadaşlar. İlk başlangıcımız bakın arkadaşlar 20 sent civarlarıydı. Ve şu anda 1 dolar küsürlerde buluyoruz. Yani geçmişe baktığımız zaman geçen yıla şu anda 10 katı kadar neredeyse yukarıdayız bakın bizim fiyatımız. Şu an anlık olarak neredeyse 10 katı yukarıdayız. Kanalın altından hesaplarsak yine dostlar 4-5 katı bakın alt destekten düşünsek yine 4-5 katı yukarıdayız. Yani bu ne anlama geliyor dostlar? Şu anlama geliyor. Üzerinden geçtiğimiz süre boyunca bakın birinci dalgaya çıkışımızla bizim şu anki bulunduğumuz yani olası ikinci dalgaya çıkışımız arasında ciddi bir fark var. Ve bu çok pozitif bir veri. Bundan bahsetmemiz lazım. Haricinde bakın şöyle Kasım'da 4 dolarlar yapmış. Bu tabi ATH iğnesinden bahsediyorum. Sonrasında 0.6'lara düşmüş. Bulunduğu hani fiyatlar için oldukça ideal bir düşüş yaşamış sevgili dostlar. Şubat hareketi de oldukça güzel. Şimdi en yakın tarihe ve daha önemli kısımlara gelelim audioda. Nasıl bir durum var? Bakın Aralık'tan beri günlükte EMA 50'nin altındayız. Zaten
Her videoda söylüyoruz. Yani Bitcoin'in yükselebilmesi için günlükte EMA 50'nin üzerine atması lazım kendisini. Aksi takdirde böyle bir yükselişten söz edemeyiz. Ve şu an günlükte kendimizi bakın. Aylar sonra ilk defa kendimizi günlükte EMA 50'nin üzerinde görüyoruz. Bu oldukça güzel bir durum arkadaşlar. EMA 50'miz negatif yönlü eğim yaparken şu anda eğimini yataya çevirmiş ve bunun tabii ki bir diğer aşaması pozitif yön yukarı. Ve şu an tabii kritik bir noktada. Neden? Çünkü bakın uzun zamandır geçtiğimiz günlerde ne yapmış? Yatay hareket yapmış. Yani üst kanala atamamış ama aşağıya da düşmemiş kanalın dibine. Neden? Çünkü aşağıda zaten EMA 50 var. Günlüğün EMA 50'si var. Yani şu anda dostlar bu pozisyonlarda ve şunu da söyleyeyim üst kanala atması an meselesi arkadaşlar atmadan durmayacak. Şöyle bir bakalım 4 saatliğe 4 saatlikte ne var ne yok. Bakın 4 saatlikte ciddi yükselişten sonra eğimimiz yataya geçmiş. Bakın şurada bir golden cross var tabi. Eğimimiz yataya geçmiş dostlar. Şu anda da 4 saatlikteki EMA 50 ile direnç arasında sekip duruyoruz. Audio'da. Şunu bilmek lazım tabii ki. Olası düşüşler yani zaten şunu söyleyelim arkadaşlar. Yani audio kıracak. Üst kanala atacak. Çünkü çok ciddi bir destek var altında. Yani 1,5'lardan zaten ne yapıyor? Destek alıyor. Nihayetinde üst kanala atacak. Peki bu süre zarfına kadar neler olabilir? Neler yaşanabilir? Ne tarz alım fırsatları değerlendirilebilir? Uzun vade düşünüyorsanız bu pozisyonlardan da alım yapılabilir tabii ki. Ama haricinde şunu söylemek lazım. Ben daha hani güvenilir hareketler yapmak istiyorum diyorsanız şunu bilmeliyiz. Olası düşüşler arkadaşlar 4 saatlikteki EMA 50'ye kadar gelebilir. Bunu söyleyelim. Yani bakın 1,052'lerde yine aşağı yukarı bu pozisyonlara kadar sarkmalar gelebilir kısa vadede. Ne dedik? Aşağıdan EMA 50'ye kadar sarkıyor. Sonra yukarı çıkıp dirence vuruyor. Yani bu tarz hareketler yapıyor. Biz de tabii ki 1,05'lere kadar düşüşleri bu durumda normal karşılıyoruz. Ve düştüğü zaman alım fırsatı olarak değerlendirebileceğimizi çünkü tekrar yönünün yukarı olduğunu bu saatten sonra söyleyebiliyoruz. Yani 1,05, 0,6'lar alım için çok uygun pozisyonlar. İstisnai bir duruma gelelim. Yani bu çok ihtimal dahilinde değil ama eğer olursa çok iyi bir alım fırsatı verir. O yüzden bunu da es geçmeyelim tabii söylemeyi. Olur da 0,9'lara kadar düşerse bu çok güzel bir alım fırsatıdır. Çünkü burası dibin dibidir arkadaşlar. Günlükteki EMA 50'ye bu saatten sonra audio bırakmayacaktır. 0,9 üzeri bir pozisyon ardından tekrar yukarı yapacaktır. Ve bizim için çok güzel bir alım fırsatı olacaktır bu. Haricinde 1,285'lerde bir direnç görüyoruz. Burayı kırıp üzerine attığımızda 1,285'lerden dostlar alım yapabiliriz. Destek aldığımızda bakın 1,285'leri görür görmez atlamıyoruz. Bir bakıyoruz hani yatay yapıyor mu hala bu seviyelerde mi düşmüyor değil mi gibisinden bakıyoruz. 1,285'ler destek alındığında 1,934'ler 2,577 3,133'lerin üzeri destek alındığında bizim alım yapabileceğimiz pozisyonlar 1,285'lere atıldığında hızlı bir şekilde dostlar 2 dolarları görecektir. Bunu da söyleyebiliriz. Audio'da şu anda durumlar oldukça güzel. Devam edecek yükselişini garantilemiş bir coin olduğunu söyleyebilirim. Yıl içerisinde de dostlar 15 dolar seviyelerini rahat rahat göreceğini ben düşünüyorum. Önümüzdeki bir iki haftada da 2 dolarlarda görüyorum arkadaşlar ben alıyorum. Şöyle bir bakalım. Özette ne var? Günlükte 14'e 2 al vermiş. 4 saatlikte ne var? Özet 15'e 3 al vermiş. Çok güzel. Yani diyor ki önümüzdeki saatlerde ve günde artacağını söylüyor teknikler. Durum böyle. Audio güzel. Alım için de hele uzun vade için şu an güzel fırsatlar. Diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.